Merhaba sevgili izleyenlerim. Biraz sonra başlayacak olan YouTube videomuzda günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri olan kahvenin bir sürü faydası ile ilgili konuşacağız. Kahve hem fiziksel hem de bilişsel sağlığımız için oldukça faydalı. Kahvenin içinde bulunan kafeini biz doğru şekilde kullandığımızda vücudumuzda sağlık performansımızın çok yüksek şekilde etkilendiğini, olumlu şekilde etkilendiğini görüyoruz. İşte biraz sonra başlayacak olan videomu izleyin, notlar alın ve size uzun uzun anlattığım bu 12 faydanın kendinizle ilgili olan kısmını da hayatınıza geçirin. Kahvemi ben güzelce ne yaptım, yanına da suyumu aldım, yudum yudum bundan içerken size faydalarını da anlatmaya başlayacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen çıngırağı işaretleyin ki her yeni videomuzda sizi bilgilendirelim. Görüşmek üzere, başlıyoruz. Kahvenin günlük hayatımızdaki faydaları ile ilgili birazdan size güzel bilgiler vereceğim. Kimimiz filtre kahve seviyoruz, kimimiz Türk kahvesi seviyoruz, kimimiz içine bir takım şeyler koyarak içiyoruz. İşte süt koyuyoruz, bir takım kremalar koyuyoruz ama benim size önereceğim önce kahveyi şekersiz, kendi tadıyla ve telvesi olan şekildeki kahveleri tercih ederek içmenizi öneriyorum. Bu benim ilk önerim. Kahvenizin yanında mutlaka su olmalı. Çünkü kahveliye biraz sonra anlatacağım faydalarını sağlayabilmeniz için içtiğiniz her bir fincan kahvenin yanında bir bardak suyla ona destek olmanız gerekiyor. Çünkü kahve bu faydalarını oluşturabilmek için sudan destek alıyor. Dolayısıyla biraz sonra anlatacağım tüm faydaların özünde mutlaka yanında bir bardak su içilmiş. İster filtre kahve için, ister Türk kahvesi için, ister başka türlü bir kahve için ama yanında mutlaka bir bardak suyunuz olsun. Birincisi, kahve güne zinde başlamanızı sağlar. Şimdi biz güne eğer bir fincan kahve içerek güne başlarsanız kahvenin içindeki kafein sizin vücudunuzdaki uyarıcı etkiye sahip olduğu için uykudan uyanmanızı sağlayacaktır. Merkezi sinir sisteminizi etkiler ve psikoaktif bir madde olarak karşımıza çıkar. Yani kahvenin içindeki kafein psikoaktif bir madde olduğu için bizi uyandırır. Biz eğer yeteri kadar uykumuzu alamazsak vücudumuzda var olan ve kahvenin yaptığı bu görevi üstlenen adenozin hormonu maalesef işleve girmez. İşte kahve psikoaktif görev alarak bizi bu şekilde uyandırır. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Evet, içtik kahvemizi ama yanında da bir bardak suyumuzu içerek günümüze dinç ve zinde başlamamıza yardımcı olan unsuru kullanabiliriz. Birinci faydası bu. İkincisi, kahve bağışıklık sistemini güçlendirme etkisine sahiptir. Şimdi araştırmalar gösteriyor ki düzenli bir şekilde doğru kahve tüketiminde olan kişiler bağışıklık sistemi daha bağışıklık sistemi harekete geçiriyor çünkü içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle ve bizim daha az hastalanmamıza neden oluyor. Ama tabii bu demek değildir ki günde 10 tane 15 tane fazlasıyla kahve tüketin. İçine işte kremayı koyduğunuzda, sütü koyduğunuzda, şekeri gereksiz sütü koyduğunuzda, şekeri koyduğunuzda o zaman kahvenin size sağlayacağı bu etkiyi geri çevirmiş ve ters etkiyi görmüş oluyorsunuz. Yani kahvenin bağışıklık sisteminizi güçlendirebilmesi için aşırıya kaçmamanız gerekiyor. Kahvenin içinde antioksidan bakımından zengin olan özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Günlük beslenmede mutlaka yer alması gereken antioksidanların da o beslenmenizin içinde olması gerekiyor. Kahvenin içindeki antioksidanlar ve beslenmenizdeki antioksidanlar zaten bağışıklık sisteminizde dışarıdan gelen serbest radikallere karşı savaşacağından kahvenin de böyle bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden söz ediliyor. Üçüncüsü, kahve antioksidan kaynağıdır. Bilinç üstteki bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirir unsurunun ilave bilgisi de
kahvenin antioksidan kaynağı olduğuna dair bir fonksiyonel besin olarak algılanıyor kahve. Nedir fonksiyonel besin? Genel iyilik halini günlük beslenmenizde büyük değişiklikler yapmadan ve ulaşılabilir formlarda kullanıldığında değiştiren, destekleyen, bağışıklık sistemimize yardımcı olan hastalıklara karşı bizi koruyan unsur demek. İşte kahvenin içinde de antioksidan var. Bu arada kahvemi de yudum yudum içiyorum. Ama yanında mutlaka suyumu kullanarak. Dördüncüsü Parkinson hastalığına karşı gelir. Parkinson hastalığı beyindeki nöronların fonksiyonlarının bozulması sonucunda ortaya çıkan bir nörodejeneratif bozukluktur. Beyindeki dopamin miktarı azaldığında Parkinson hastalığı koordinasyon bozukluğuyla kendini göstermeye başlar. Ancak yapılan araştırmalar göstermiştir ki düzenli olarak kahve kullanan kişilerde hiç kahve içmeyen kişilere göre Parkinson hastalığına yakalanma yüzdesi daha fazladır. Kullanmayan kişilerde daha fazladır. Özür dilerim, yanlış anlaşılmasın. Yine bu araştırmaya göre sabahları düzenli olarak kahve içerek ve yanında bir bardak su içerek güne başlayan kişilerde Parkinson hastalığına yakalanma riskinin yüzdesinde ciddi bir düşüklük olduğu gösterilmiyor. Yani nörodejeneratif bir hastalık olan ve tamamıyla beyindeki dopamin maddesinin azalmasına bağlı olan Parkinson'un kahve içenlerle içmeyenler arasındaki bu farklılığı çok çarpıcı, kahvenin yararlarını gösteren bir başka özellik. Beşincisi, kahve Alzheimer hastalığının riskini azaltmaya yardımcıdır. Bu konuyla ilgili çok fazla makale okudum sevgili izleyenlerim. Hakikaten etrafımdan da görüyorum, kahve içenlerin o hatırlama ve bir takım şeyleri unutmakla ilgili eylemleri çok daha az oluyor. Tıpkı Parkinson'daki gibi Alzheimer'da nörodejeneratif bir rahatsızlık ve en genel deyimiyle unutkanlık hastalığı olarak biliniyor. Kahve içtiğiniz zaman yine vücudumuzda uyarılması gereken doğru noktaların uyarılmasının Alzheimer'la ilişkilendirilerek kullanan ve kullanmayan kişiler arasında yapılan çalışmalarda da kahveyi içen kişilerin içmeyen kişilere nazaran daha az Alzheimer vakasını yaşadıkları gözlemleniyor. Bir başkası, kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Eğer spor yapmadan önce kahve içerseniz, kahvenin metabolizmayı, dolaşımı hızlandırıcı etkisini biliyoruz ve sizin sporunuzla birlikte o dolaşımı hızlandırıcı etkisi bir araya geldiğinde daha iyi yağ yaktığınızı, daha dirençli ve iyi bir spor yaptığınızı gözlemliyoruz. Aynı zamanda bu özelliği nedeniyle de kahveyi spordan önce içersek gerçekten kilo vermemize de yardımcı oluyor. Kahvenin bir başka özelliği de acıktıkça abartmamak kaydıyla tüketildiğinde su ile birlikte tokluk hissimizi de arttırdığını biliyoruz. Peki kahvenin bir başka özelliğinin sindirim sürecine yardımcı oluyor. Hepiniz şöyle bir düşünün, sabah kahvaltınızı yaptıktan sonra içtiğiniz bir bardak bir filtre kahve olur, Türk kahvesi olur ya da başka bir kahve olur ve üstüne içtiğiniz suyun bağırsak hareketlerinizi hızlandırdığını ve bir ritüel oluşturarak sizin rahatlamanıza yardımcı olduğunu. Bunun da nedeni kahvenin laksatif, yani dışarıya çıkmanızı kolaylaştıran bir etkisi olduğunun bilinmesi. Bu da tabii ki mikrobiyatayı olumlu yönde etkiliyor. O yüzden de kahveyi yine yemeklerden, özellikle sabah kahvaltısından sonra bir ritüel olarak hayatınızda tutabilirsiniz. Bir başka etken, ki bu araştırılıyor hala, tip 2 diyabet riskini azalttığına dair 2013 yılında yayınlanan bir araştırmada günde bir fincan kahve içmek tip 2 diyabet riskinin azalmasında etkili olan bileşiklerden kafein, klorojenik asit ve magnezyum açısından etken olduğu için tip 2 diyabetin işlevindeki insülin ve glikoz arasındaki olumsuz etkiyi düzenlemeye yardımcı olduğu konusunda bir araştırmadan söz ediliyor.
Tabii tip 2 diyabetin çok fazla faktörü olduğu için insanın bedeninde oluşması için egzersiz azlığı, yanlış beslenme, yanlış uyku, genetik faktörler, stres, içki, sigara gibi bunlardan bir tanesi. Destek, onları düzenleyecek destek unsurlardan bir tanesi kahve. Dolayısıyla tek başına kurtarıcı değil ama 2013 yılında böyle bir araştırma yapılmış. Fiziksel performansı etkiliyor. Bir başkası 9. etkisi. Onu biraz önce bu etkisinden de söz ettik. Şimdi zihinsel performansı etkilediğini biliyoruz. Gerçekten ne dedik? Nörodejeneratif hastalıkların olumlanmasında etkisi var kahvenin. Ama nörolojik birçok hastalığın da koruyucu unsuruna destek oluyor. Aynı zamanda konsantrasyon artırıcı bir etkiye sahip. Hatırlayın hepimiz sınavlara çalışırken mutlaka yanımızda kahvemiz olurdu. Bu yine bilimsel araştırmalarla desteklenmiş ama sıkı sıkı söylüyorum. Kahveniz için şekersiz olsun. İçine kremayı da oylu buydu katmadan için o zaman hiçbir anlamı yok. Başka şeylerle vücudunuzu kirletiyorsunuz. Mutlaka yanında suyu olsun. O zaman bilin ki zihinsel performansı da etkiliyor. Şimdi kahve ile ilgili en önemli problemlerden bir tanesi işte benim çarpıntımı arttırıyor, tansiyonumu yükseltiyor, kalbime zararı var mı? Ama yine bilimsel araştırmalar diyor ki kalp hastalıklarına karşı da etkileri var. Şimdi şöyle anlatayım ben bunu. Bunu izninizle okuyacağım. Kahvede bulunan flavonoidler bizim low density lipoprotein diye bildiğimiz LDL'nin neden olduğu zararı azaltarak kalp damar sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Bu sayede kalp damar sağlığında LDL low density lipoprotein yani damar ciğerlerine yapışan unsur onun engellenmesine neden olduğu için kahvenin yine dediğim ki şekillerde içilmesine bağlı olarak kalp krizi riskini azalttığını biliyoruz. Ve sonuncusu kahve karaciğer sağlığı için de çok çok önemli. Karaciğer rahatsızlıkları nasıl bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor? Siroz gibi, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarda eğer yanlış besinler ve yanlış mesela içki içmeye devam etmek gibi, yağlı beslenmeye devam etmek gibi onların yerine kahveyi koyduğumuzda kahve diğer saydığım tüm iyilikleriyle beraber karaciğerin yağlanmasının risk oluşturacak besinlerden uzaklaşmak da bize destek olan bir unsur. Aynı zamanda da içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle de desteğine devam edebiliyor. Şimdi kahvenin 40 yıl hatırı var değil mi? Benim için de 40 yıl hatırı var. Kahvenizi güzelce yapın. Mis gibi yanına bir bardak suyunuzu alın. Bu söylediğim özellikleri aklınıza tutarak hayatınıza kahveyi var edin. Ben yıllardır kahveyi hayatımda var ediyorum. Hiçbir problem yaşamadım çok şükür. Bu söylediğim konularla ilgili de desteğine inanıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.